Dolayısıyla Kürtlerin biliyorsunuz 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna gidecekler. Musul'un kurtarılması ile Kürdistan bağımsızlığı hedefi arasında bir korelasyon var. Fakat şöyle bir durum var tabii. Musul şehrinin kendisi Kürt değil. Ve siz de soruda ifade ettiniz ve peşmerge de rol aldı diye. Musul'un ortasından Dicle Nehri geçiyor. Dicle Nehri'nin akış yönüne göre sol yakası yani doğu yakasının Kürt ağırlıklıdır. Ama orada Araplar da ve Hristiyanlar da yaşıyor o bölgelerde. Ama Musul nüfusunun büyük çoğunluğu ve tarihi merkezi, can alıcı merkezi batı yönündedir. Ve orası Silme Arap'tır. Şu anda zaten iki ay içinde Doğu Kürtlerin kontrolündeki, yani daha doğrusu Kürtlerin yaşadığı bölümü Musul'un zaten içinden temizlenmişti. Son 7 ay Batı Musul'un kurtarılması ya da IŞİD'in oradan temizlenmesi savaşı halinde cereyan etti. Bu bakımdan Musul'un kurtarılması bambaşka yeni sorunları da beraberinde getiriyor. O da şu, en azından bakın 676 bin kişinin evlerinden olduğu Batı'da, Batı Musul'da terk ettikleri, şimdi onlar geri gelecek. İkincisi $700 milyon yeniden yapım masrafından söz ediliyor. Büyük bir insani dram var şu anda Musul'da. Ve fotoğrafları gördüğünüz zaman Musul'un 2. Dünya Savaşı sonrası Alman şehirlerine rahmet okutturacak derecede Musul neredeyse fil fitki olarak ortadan kalkmış bir durumda. Daha önemlisi Musul Arap ağırlıklı ve Sünni merkezi bir şehirdir Irak geleneksel olarak. Fakat Musul'un batısı Sincar bölgesi, Kürtçesiyle Şengal bölgesi, Kürt ağırlıklıdır, Yezidi'dir aynı zamanda. Ve orası ihtilaflı toprakları ifade ediyor. Irak Anayasası'nın 140. maddesine göre şimdiye kadar çoktan çözülmüş olması gereken ama çözülmemiş bir mesele. Son olarak söyleyeceğim şu, yani Musul şehrinin bu şekilde kurtarılması yepyeni sorunlar ürettiği gibi Kürtlerle merkezi hükümet Bağdat arasındaki sorunları daha da katmerleyecek, daha girips hale getirecek, düğümleyecek bir potansiyel de taşıyor. O yüzden Musul'un IŞİD'den temizlenmesiyle bir nokta konulacağını sanmak ve bundan sonra pembe ufuklara doğru hep birlikte gideceğimiz sanmak biraz hayalperestlik olur. Unutmadan son bir cümleyle de ilave edeyim. Doğusundan söz ettik. Bir de kuzeyinde Musul'un Türkiye sınırına doğru Telafer var. Telafer de Silme Türkmen'dir. O şimdi hala Çin'in elinde. O şehir Silme Türkmen nüfusunun Sünni olanları IŞİD'le beraber hareket ediyor. Türkiye'deki hükümet de onu destekliyor biliyoruz. Fakat Telafer'den uzaklaştırılmış, katliama uğramış büyük sayıda Şii Türkmen var. Şimdi Musul'un kurtarılmasından sonra Irak Silahlı Kuvvetlerinin bel kemiğini teşkil eden Şii unsurlar ve aynı zamanda onlarla birlikte hareket eden bu halk seferberliği anlamını Haçlı Şabi Telafer'e doğru yürüyecek. Dolayısıyla Musul'un kurtarılmasından tırnak içinde söyleyelim. Sonra süreç içinde sadece Kürtler değil Türkiye'nin de birdenbire kendisine denklemin içinde bugünden bugüne olandan daha fazla baskı altında içine dahil olacağını hissedeceği yeni bir süreç şirket daha da girip bir döneme doğru adım atabileceğimizi söyleyebiliriz.